boyuta taşınmak isteniyor. Hukukun üstünlüğünü, insan haklarını koruması, savunması ve bunların hayata geçmesi için müdahil olması istenmiyor. Böyle bir değişiklikle karşı karşıyayız. Bu yasa değişikliğinin yapılışı, hazırlanışı, meclise getirilişi, Adalet Komisyonu'nda görüşülmesi hepsi anayasaya aykırı. Buna itirazımızı göstermek için bildiğiniz gibi adliyede, baromuzun önünde mesleğimize, mesleğin onuruna sahip çıkmak için, barolarımıza sahip çıkmak için buluşuyoruz. Bütün baro başkanları bugün yine Ankara'da. Onlardan gelecek habere göre de zaten sizlerle paylaşacağız. Nasıl bir yol haritası çizilecek? Değerli arkadaşlar, anayasaya aykırı olarak avukatlık kanununun geçirilmesine izin vermiyoruz. Bize savunmayı susturacağız diyorlar. Hayır, biz diyoruz ki savunma susturulamaz. Savunma susturulamaz. Susturamayacaklar. Anayasa Komisyonu'ndan geçen metniyle genel kurula getiriliyor. Genel kurulda kabul edilse dahi anayasaya aykırı bir kanunun Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edeceğine güveniyoruz, inanıyoruz. Bu inancımızın da sarsılmamasını diliyoruz değerli arkadaşlar. Çünkü hukuk devletini korumak, savunmak bizim birinci hedefimiz. Biz avukatlar susturulması demek, avukatların nefesi kesilmesi demek, vatandaşın bütün özgürlüklerinin yok edilmesi demek. Hepinizin bildiği gibi farklı görüşlerde olan barolarımız, baro başkanlarımız her biri aynı metnin altına imza attı. 80 baro başkanı aynı metnin altına imza attı. Dediler ki bizim kanunumuz bize sorulmadan geçirilemez. Dediler ki bu kanun değişikliği yapılmak isteniyorsa, avukatlık kanununda değişiklik yapılmak isteniyorsa bizim de değişikliğe ihtiyacı olan bazı düzenlemeler söz konusu. Bizim de buna ihtiyacımız var. Bizi çağırın, birlikte görüşelim, müzakere edelim ve bu kanunumuzu o şekliyle ele alınsın. Aksi takdirde bu kanun değişikliğine birçok eylemle karşı çıktıklarını baro başkanlarının ve her bir avukatın görüyoruz. Değerli meslektaşlarım, sabahleyin, öğleyin adliyedeydik, Çağlayan Adliyesi'ndeydik. Yarın yine orada olacağız. Sizleri de bekliyoruz. Alkışlarla protesto edeceğiz bütün bu yapılanları. Hukuk devletine inancını, vatandaşların zedelenmesini istemiyoruz. Buna izin verilmemesini diliyoruz meclisten. Umarım geri çekilir. Bir sağduyu hakim olur bu Türkiye'de ve bu kanun teklifi geri çekilir. Tabii hepimiz sizlerin de yüzüne bakınca böyle bir umut olmadığını biliyoruz. Ancak hukuk devletine inancımızı hiçbir zaman yitirmiyoruz, umudumuzu yitirmiyoruz ve mücadeleye hep devam diyoruz. Bugün bizleri yalnız bırakmayan meslek odaları mensuplarına çok teşekkür ediyoruz. Eczacılar odası var, diş hekimleri odası var.
Hepimiz bir bütün, mücadeleye devam diyoruz. Bugün sizlerle beraber, tabii ki bu bir sadece kısa bir paylaşım İstanbul Barosu adına. Baro Başkanımız Mehmet Durakoğlu'nun da size selamlarını, sevgilerini ve mücadele gücünü iletiyorum. Barolarda da farklı görüşten meslektaşlarımız vardır. Farklı görüşten gruplarımız vardır. Ancak bu gibi bir dönemde özellikle avukatlık mesleği söz konusuysa, baroların parçalanması gibi bir büyük, buna kelime bile bulmakta zorlanıyorum, akla gelemeyecek bir bölünmeyle karşı karşıyayızsak, orada biz bölünmüyoruz. İstanbul Barosu'ndaki bütün gruplar tek vücut olarak burada mücadele ediyoruz.